Ediyorum. Ve tabii bizim hayalimizi ekrana taşıyan Emir Hocam da, onlar da çok çok güzel şeyler emanet etseydi, o nasıl bir insan olurdu diye. Bir de o kadının yaşayacağı çok saf bir aşk anlatmak istedi. Konuyu biliyorsunuz hepiniz. Bir savaşçı kadın düşmana esir düşer ve kendisini çok acımasız bir iktidar savaşının içinde bulur. Ama aynı zamanda çok saf bir aşkın içinde bulur, Akkızla Batuhan'ın aşkı. O aşkı da hep şöyle bir şey yapmak istedik. Artık insanlar birbirinin can yoldaşı çok olmuyor. Herkesin bireysel yolları oluyor. Ama böyle ben sana bakarım, sen bana bakarsın, biz birbirimize el oluruz, ayak oluruz, omuz oluruz diyebileceğimiz çok saf bir aşkı anlatmak istedik. Umarım başarabilmişizdir. Merhaba, hoş geldiniz. Bu hayal aslında sadece Mehmet Bey'in hayali değil, bizlerin de hayali, sizlerin de hayali. Belki de Türk topluluğunun 100 yıllık, 1000 yıllık, 1000 yıllık. Uzun yıllara yayılan bir hayal. Çünkü biz sisle kaplı bir dönemi Türklerin ana vatanda olan, Orta Asya'da olan bir dönemi sadece onun kitabelerinde bildiğimiz bir dönemi, o sisi burada biraz bir nebze aralamaya başlıyoruz. Bu heyecan biraz da o sisin aralanma heyecanı. Salı günü bizim için sadece bir dizi filmin başlangıcı değil, biraz da o sisin aralandığı günün heyecanıyla biz ekran başında olacağız. Eğer dünya bu diziye ilgi gösteriyorsa, sadece değerli oyuncularla, değerli yapımcıyla, senaristlerle, rejiyle değil, bir döneme bakış içinde çok heyecanlanıyor. Onun için ben de bütün ekibimizle Salı gününü büyük bir heyecanla, merakla bekliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Gerçekten Destan projesinde oynadığım için çok mutluyum. Öncelikle Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Çünkü ekibi çok güzel. Emir abi, Yıldıray abi, tüm yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, setteki herkese çok teşekkür ediyorum. Yani böyle güzel bir proje yarattıkları için. Ve böyle bir projede oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Tüm ailecek Salı gününü bekliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu benim ilk dizi projem. Ve Bozdağ yapımında olduğum için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Öncelikle yönetmenlerimize ve senaristlerimize çok teşekkür ediyorum. Siz de umarım mutlulukla izlersiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Yıllar evvel bir dizi setinde talihsiz bir kaza geçirmiştim ben. Cümleme böyle başlamak istemezdim ama güzel tamamlayacağım. Bir at kazasıydı. Belimde bir kırık olmuştu. Üstümden tabii bir 10-11 yıl kadar geçti. Birkaç yıl öncesine kadar ailem ve arkadaşlarım soruyorlardı atla münasebetin olur mu tekrar diye. Korkum yok ama gerek de yok diyordum açıkçası. Senaryo elime geldiğinde acaba atın üstünde taklalar atabilir miyim, neler yapabilirim, atla düz duvara tırmanabilir miyim diye çok çok heyecanlandım. Bütün tedirginliğim ve o cümleler tamamen boşa çıktı. Çünkü çok değerli bir karakteri canlandırmak üzere bana bir teklif sunulmuştu. Daha önce çalışılmamış, işlenmemiş bir yüzyılı anlatıyoruz. Karakteristik farklı durumları da var tabii ki. Çok güçlü kadın karakterler, savaşçı kadın karakterler olmak üzere başta.
Ben de onlardan birini onurla ve gururla her gün sete geldiğimde büyük bir heyecanla canlandırmaya çalışıyorum. Umarım heyecanımızı izleyicilerimiz bizimle paylaşırlar. Teşekkürler. Hayali hepimizin hayali oldu gerçekten. İlk toplantımızda çok önemli bir şey söyledi bize. İşini aşkla yapan insanlarla çalışmak, ben işimi aşkla yapıyorum ve aşkla yapan insanlarla çalışmak istiyorum dedi. Bu gördüğünüz kadro ve arkada tüm teknik ekip, her bir birey gerçekten işini aşkla yapıyor. Biz çok tutkulu bir iş çekiyoruz. Ben onur duyuyorum oyuncu partnerlerimle çalışmaktan ve böyle bir yapım şirketinde, böyle bir teknik ekiple çalışmaktan. Umarım tutkumuz seyircimize de geçer. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında hayallerimizin gerçekle kesiştiği yerdeyiz. Büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü gün. Henüz biz de seyretmedik ama biz sette neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve hislerimize güveniyoruz. Çok iddialı bir iş geliyor. O yüzden çok sevinçli, çok mutlu, çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu heyecanı bizimle paylaştığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Dostlarım aslında çok fazla laf bırakmadılar. Ama hepsinin adına imzamı atarım. Ve bununla birlikte bu muazzam kreatif ekibiyle bu tecrübeyi, bu deneyimi yaşamamıza vesile olan başta Mehmet Bey ve Bozdağ ailesine, yapım ailesine sonsuz teşekkürlerimle heyecanla biz de sizler gibi bölümü bekliyoruz. Şimdi ben İpek Hanım'a devredeyim efendim. Teşekkür ederim. Basın toplantısına hoş geldiniz. Yapımcımız Sayın Mehmet Bozdağ'dan açılış konuşmasını yapmasını rica ediyoruz. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu heyecanlı ve mutlu günde bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Biz şirket olarak büyük tarihi projelere imza attık. Diriliş, Osman, Yunus Emre, Mehmet Çelik, Türkler Geliyor, Cahattin Harzemşah. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar hemen hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza attık. Milyonlarca insana ulaştı. 100'e yakın ülkede dizimiz izlenir oldu. Birçok devlet başkanı setimize, pilotolarımıza geldi. Aynı zamanda sosyolojik, psikolojik, kültürel birçok etkiye imza attık. Bütün bu projeleri imza ederken hayalimde hep farklı bir projeye de bakabilme arzusu vardı. Genellikle büyük kahramanların hikayelerini anlattık, büyük tarih olayları anlattık. Acaba hep şu soruyu soruyordum, tarihe farklı bir noktadan bakabilir miyiz? Biraz daha yazılı metinlerin olmadığı tarihsel dönemlerle ilgili bir hikaye anlatabilir miyiz diyor. Bundan aşağı yukarı bir yıl evvel zihninde bir proje oluşmuş, şekillenmişti. Bir kadın kahraman üzerinden ve erkeklerin de bu kadın kahramanla beraber vereceği bir mücadele, siyasi, ekonomik, kültürel, iktisadi birçok alana etkileyecek bir proje olabilir mi diyor. Tabii bununla ilgili de sizinle yürüyecek yol arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bu noktada Ayşe Ferda ve Nihil Hanım'ı davet ettim, hayalimi anlattım. Onların yazmasını istiyorum. Sağ olsunlar. Onlar da hikayemizi anlattı. İlk başta dediler ya dönem işi olur mu olmaz mı? Ben dedim siz yaparsınız. Sizin kaleminiz güçlüdür, yaparsınız. Sağ olsunlar, onlar da hikayeyi inanılmaz güzel hale getirdiler. Anlattığımdan bambaşka bir seyre çıkardılar. Sonra biz Hüseyin abimizle beraber genel koordinatörümüz Bilgehan Bey, bu işi nasıl gerçek kılarız diyor. Bir çalışmaya başladık. Önemli hazırlığını anlatıyorum. Aslında buraya gelene kadar, şu resmi verene kadar çektiğimiz çileyi, verdiğimiz mücadeleyi anlatmak istiyorum. Çünkü bütün görmüş bir dünya olmamalıydı. Buradan mülhem hareketle bir ekip kuruldu. Kostümde, sanatta, dekorda neler yapabileceğimiz. Onlar üzerine fikir teatisinde bulunduk. Sonra yolumuz Emir Hocam'la kesişti. Genç, dinamik, sinemasal gücü çok yüksek olan. Ve bu türlü fikir teatileri başlattı. Ne yapacağımıza karar verdik, hikayeyi nasıl anlatacağımızı, sanatsal dünyasının nasıl olacağı. Bugüne kadar yapılan tarih projelerden hayal dünyasını kurduk. Ve muazzam bir çalışmayla, gece gündüz, vitesi bir mücadeleyle
bugünkü halini aldı. Bir taraftan da sizin hikayenizi anlatabilmeniz için bu hikayeyi... Hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Bey'in hayali bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de insanlara, kadınlarımıza güçlü kahraman bir kadın verebilmekti. Bu iki büyük motivasyon birleştiği zaman ortaya gerçekten harika bir ekiple birlikte, çok güzel oyunculuklarla birlikte çok da güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Çok heyecanlıyız hepimiz tabii ki ve çok zor, fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik. Dönemin ruhunu da anlayabilmek adına gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak ve gerçekten bizi kucaklayacakları güzel bir dünyanın içine girecekler diye düşünüyorum. İşimiz gerçek öğelerle, gerçek yaşanmışlıklarla, kurgusal olayların bir birleşimi olduğu için de biraz seyirciye de yorum bırakıyoruz açıkçası. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dünyası yaratıyoruz. Umarım bu güzel dünyada bizimle birlikte yolculuk ederler. Çok teşekkürler. Tahta bu kadar modern bir mikrofonla konuşmak alışık değilim. Geçmişte sıra dışı yaşayan, bize cesurca yaşamını bırakan insanların hikayesi belki bugüne geldi ve senaristlerimiz bunu kaleme aldılar. Geçmişte cesurca yaşayan insanlara selam olsun. Çok güzel bir ekibiz gerçekten. Biz bir araya geldiğimizde her set günü heyecanla birbirimize mesaj atıp hadi sete geliyoruz diye birbirimize sarılarak günümüze başlıyoruz. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Çünkü yan yanayız ve omuz omuzayız. Bu çok güzel bir takım oyunudur. Takım oyununda ne kadar paslaşarak ve ne kadar paylaşarak yol alırsanız zaten insanların ruhunu o kadar keyifle süslersiniz. Çok şanslıyım ben böyle bir ekiple bir arada olduğum için. Makyaj ekibi, dekor ekibi, sanat ekibi bizim ruhumuzu süsledi. Umarım biz de yakında sizin ruhunuzu süsleriz. Mehmet Bey de sağ olsun böyle bir projeye baş verdiği için. Batuga'ya verin. Baba. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu dizinin senaryosu bir akşam vakti elime ulaştı. Önce dedim ki karakter analizini okuyacağım sadece. Bir de şöyle bir ilk sahneye bakarım. Ertesi sabah kalkar. Böyle sabah kahvemle birlikte güzel güzel okurum senaryoyu dedim. Ve ilk sahneyi okuma gafletinde bulundum. Sonra gecenin bir yarısı uyku tutmadı ve yataktan kalkıp senaryoya gidip salonda tek başıma okuyup bitirdim. Sonra Mehmet Bey'le tanıştık. Aynı heyecanı gördüm onda. Daha da motive oldum. Zaten senaristlerimizle daha önce de çalışmıştım. Onların adını hem ilk başta görünce muhteşem bir şey olacağından zaten emindim. Daha sonra sette önce Ebru'yla tanıştım, daha sonra diğer oyuncularla. Heyecanım her geçen gün artarak devam etti. Bugün de heyecanımın en zirve noktasındayım diyebilirim. Umarım izlerken siz de aynı hisleri paylaşırsınız bizimle.